Arap dünyasında ve İslam dünyasında Muhteşem Yüzyıl'ın başarılı olmasının sebeplerinden biri de bir İslam devletinin ve bir halifenin bunca ihtişamlı, başarılı, Roma'ya kadar girmiş ve çok geniş topraklarda başarılı olmuş bir imparatorluğu anlatması da etken. Film ve dizi yapımcısıyım, televizyon yapımcısıyım. Üç çocuk babasıyım. Ondan sonra genel anlamda iyimser bir insanım diyebilirim. Neden Süleyman'la ilgili bir dizi yapmak istedim? Çünkü öncelikle şirketimden ve benim yapımcı olarak hayata bakış açımdan bahsedeyim. Bir kere ben her zaman yenilikçi bir yapımcı oldum. İkincisi, bunu benim aklıma sokan kişi de rahmetli Meral Okay'dır. Ve bir gün geldi bana, dedi ki ya bu Osmanlı İmparatorluğu'nun, yani o zamanlar biz Tudors dizisi ve Roma dizilerini izleyip hep neden bunu Osmanlı hanedanını anlatacak ihtişamlı bir iş yapmayalım diye. Sonra Meral abla ilk konsepti, ilk hikayeyi, hatta ilk yazdığı şey Kanuni Sultan Süleyman'ın ağzından kendisini anlattığı 4 sayfalık bir hikayeydi. Çok duygusal ve daha çok insani tarafını anlatan bir metindi. Onu okuyunca aşık oldum ve biz buna girişebiliriz dedik ve 1,5 senelik hazırlık süreci başladı. Hürrem'i bulma hikayemiz çok enteresan. O kadar çok deneme yaptık ki diyebilirim size, herhalde 3000 kişiyi çekmişizdir. Oyuncuların auditionlarını istedik. Balkanlardan istedik, Almanya'dan istedik, Orta Doğu'dan istedik bunları. Ve orada onlarca audition içinden bir deneme çekiminde Meryem'i gördük ve birkaç tane oynadığı filmi de izledik. Ve orada onun gözlerindeki ve içindeki ateşi gördük. İlk Muhteşem Yüzyıl ilk yayınlanacağında bir takım eleştiriler oldu. Bu hani devlet yöneticilerinden de oldu ya da bir takım daha hassas kesimler tarafından da oldu. Ama onlar henüz izlemediği ve bilmediği için bu eleştirileri yaptılar diye düşünüyorum. Bugün o eleştirilerin hiçbiri kalmadı. Herkes bize itibarımızı iade ediyor. Çünkü biz sadece Türkiye'de değil, dünyada Osmanlı İmparatorluğu'na merakı uyandırdık. Merakı hatırlattık. Biz faydalı şeyler yaptık. Fakat ne yazık ki bizim buralarda çok güzel bir laf vardır. Meyve veren ağaç taşlanır. Ya da nasıl söyleyeyim, hiçbir iyilik başarı cezasız kalmaz. Bunu da biz onların küçük tebessüm edeceğimiz cezaları ya da taşları diye düşünüyoruz, ama niyetimizin iyi olduğunu ve tarihimize önem gösterdiğimizi artık anladılar diye düşünüyorum. Bunun dışında tabii bir yalan üzerine eleştiriler oldu maalesef. Biz hiçbir zaman Süleyman'a içki içirmedik. Muhteşem Süleyman'a. O kadeh dediğim bardak, o zaman bardaklar zaten metal, ya daha doğrusu madenden yapıldığı için başka şansınız yok. O zaman cam bardaklar yok. Madenin içinde ne içtiğini bilemezler. Orada çok kırıldık. Biz ülkemize bir sürü fayda sağladık. İnsanlar artık Türkçeyi merak ediyorlar. İnsanlar artık Hürrem gibi giyinmek istiyorlar. Bugün Türk dizileri sayesinde milyonlarca turist Türkiye'ye geliyor. Başından beri dünyaya taşıma fikrim vardı Muhteşem Yüzyıl'ı. Daha ilk planlarken öyle planladık. Biz sadece Arap dünyasına değil, bütün dünyaya izletmek istiyoruz dedik. Velhasıl bugün Çin dahil, Avrupa dahil, bugün artık Güney Amerika ve Latin Amerika dahil, Orta Doğu, Kore dahil, neredeyse bugün Kuzey Amerika ve birkaç Batı Avrupa ülkesi dışında her yerde varız. Türk dizilerinin dünyada artık izleniyor olmasının çok önemli bir sebebi var. Birincisi, Türkiye bir fusion, yani bir çok fazla
renkte insanın, düşüncede insanın bir arada yer aldığı ve bunu yüzyıllardır böyle oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nda da böyle. Osmanlı İmparatorluğu'nda da din, dil, ırk bakımından yüz binlerce insan bir arada yaşamışlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun başarısı da buydu. Ve bu kültürler, herkes kendi kültürlerini ortak noktada buluşturduğu bir füzyon yarattılar. Bir sonuç ortaya çıkardı. Muhteşem Yüzyıl'ın çok başarılı olma sebebi ise birincisi ilk olması, ikincisi çok özel, büyük, ince çalışılmış, çok emek verilmiş ve çok kalifiye insanlarla üretilmiş olması. Yaptığımız dekorların ve kostümlerin %90'ı tamamen bizim kendi üretimimiz. %10 civarında evet dışarıdan kullandığımız, özellikle kapalı çarşıdan, bazı sedef işçiliklerinde Anadolu'dan objeler kullandık, aksesuarlar kullanıyoruz. O aksesuarları da kullanmamızın sebebi gerçek olmaları. Biz Muhteşem Yüzyıl'da şeye dikkat ediyoruz. Her şeyin çok sahici durmasını istiyoruz. O yüzden Türkiye'nin en büyük yatırımlı projesi ve biz bu hayalle yola çıktık. Ve Allah'a şükür ki de başardık.